Mehmet Göktaş Doğru Haber Haramdan ikram rezaleti Bakar mısınız şu piyango çekilişinden dağıtılan paranın adını utanmadan ve Allah'tan korkmadan ikramiye koymuşlar. İkram günlük hayatımızda çokça kullandığımız en güzel kelimelerden birisidir. Cömertlerin cömerti en çok ikram eden anlamında ekremül ekremin Rabbimizin sıfatlarındandır. Peygamber aleyhisselama Resulü Ekrem deriz. Bu güzel ve mübarek kelimeyi kendimiz için de kullanırız. Her şey bir yana ikram kelimesi kendi aramızda helalin, cömertliğin hayatımızdaki özel bir sahnenin ve nezaketin dile getirilişidir. Piyango denilen şu pisliğe kurban edilen sadece ikram, ikramiye değil, ondan önce milli kelimesi var. Bir daha tekrar edelim. Utanmadan, Allah'tan korkmadan kumarınızın başına nasıl milli kelimesini getirebiliyorsunuz? Milli demek, dini demektir. Aynı inanca mensup olanlara millet denilir ve Rabbimiz bizim İbrahim'in milletinden olduğumuzu söylemiştir. Hac 78 Lütfen verin şu kelimelerimizi ulusal piyango mu diyeceksiniz, layık piyango mu diyeceksiniz, ne diyecekseniz deyin. Aynı şekilde kumarınızın çekilişi sonunda vereceğiniz paraya da bir başka isim bulun. Avuntu mu, enayi payı mı dersiniz, zıkkın mı dersiniz, ne derseniz deyin. Lütfen bizim ikramımızı, ikramiyemizi kirletmeyin. Daha önce birkaç defa yazmıştım. Lütfen çekin şu kumarcılarınızı, piyangocularınızı şehirlerimizin en işlek noktalarından. Ne utanç verici bir durum. Görenler ilk etapta trafik polisi, belediye zabıtası zannediyor. Sanki resmi görevliler, ayrıcalıklı bunlar. Daha da acı olanı, yarı resmi giyimli bu kişilerden dolayı nice cahil bu zıkkımın haramlığını hiç aklının ucundan bile geçirmiyor. Şu piyango denilen zilleti tamamen kaldırmaya gücünüz yetmiyorsa hiç olmazsa camlarına perde çekilmiş toto loto bayilerinde satılmasını sağlayın. Sigara paketlerine yazıldığı gibi piyango biletlerinin üzerine de bir şeyler yazın. İçki, kumar, fal ve dikili taşlar şeytanın birer pis oyunudur. Haramla beslenen bir vücut ancak cehenneme layıktır. Ailenizi ve çocuklarınızı haramla beslemeyin. Çocuklarınızın rızkını harama yatırmayın. Bu yazıyı Noel öncesi yazacaktın diyenler olabilir. Ama unutmayınız bu piyango denilen zıkkım kesintisiz sürüyor.